İlk size hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 24 Temmuz günlerden Cuma. Hemen haber özetlerine bakalım. Türkiye'de son 24 saatte 913 kişi COVID-19 tanısı konuldu. 18 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 223.315, can kaybı 5.563 kişi oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyileşen sayımız vaka sayısından 238 kişi fazla. 1 Haziran'dan bugüne COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz 1043 hasta içinde 65 yaşından küçük olanların sayısı 136 kişi dedi. İstihdam paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kabul edilen kanunla birlikte kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Öte yandan sosyal medya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi de Adalet Komisyonu'ndan geçti. Merkez Bankası Temmuz toplantısında faiz indirimine gitmedi. Banka beklentilere paralel olarak bir hafta vadeli repo ihalelerinin faizi %8.25 seviyesinde bıraktı. Banka faiz indirimleri serisini geçen ay durdurmuştu. Karar metninde ülkelerin attığı normalleşme adımlarıyla 3. çeyrekte kısmi toparlanma sinyallerinin olduğu ancak toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek seyrettiği belirtildi. Tüketici güveni Temmuz'da geriledi. Mevsim etkisinden arındırılmış tüketici güven endeksi Temmuz'da geçen aya göre %2.7 azalarak 60.9'a düştü. TÜİK'in anketine göre tüketiciler gelecek 12 ayda genel ekonomik durumun kötüleşmesini, işsizliğin artmasını ve tasarrufların azalmasını bekliyor. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketinde maaşlardan alınan vergide bir indirim olmayacağını belirtti. ABD Başkanı Trump'ın insanlara doğrudan ödemelerin hızlıca yapılmasını istediğini söyledi. İstikrarlı bir dolar istediklerini belirten Hazine Bakanı, dolar dünyanın rezerv para birimi ve bunu koruyacağız dedi. Ve 24 Temmuz Cuma günü itibariyle neler bekliyoruz? Brüksel'de AB Ekonomik Mali İşler Konseyi toplantısı düzenlenecek. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısı var yine bugün. Amazon ikinci çeyrek bilançosu gelecek. Bu hafta zaten bildiği üzere teknoloji şirketlerinin bilançoları gelmişti. Önümüzdeki hafta gelmeye de devam edecek. Saat 10'da Türkiye'de 2019 yıllık sanayi ürün istatistikleri gelecek. Yine saat 10'dan sonra Fransa'da, Almanya'da, Euro bölgesinde, İngiltere'de Temmuz ayına ait imalat PMI'lere gelecek. Rusya Merkez Bankası faiz kararı var. ABD tarafında ise Temmuz market imalat PMI verisiyle Haziran ayı yeni konut satışları verisini bekliyor olacağız. Peki önümüzdeki haftada önemli neler var? Hemen bakalım. Almanya'da IFO İş Dünyası Güven Endeksi gelecek örneğin pazartesi günü. Salıya döndüğümüzde Türkiye'de sanayi ve hizmet istatistikleri verisi var. Çarşamba gününe döndüğümüzde ise Türkiye'de hizmet üfesiyle beraber turizm istatistikleri verisini bekleyeceğiz. Çarşamba ayrıca Merkez Bankası'nın enflasyon raporu gelecek ki bu faiz indirimlerinin ara verilmesi dolayısıyla 2 ay üst üste bu rapor önemli olacak. Çünkü yüksek enflasyon riskinden bahsediliyor. Perşembe gününe döndüğümüzde ise Almanya'nın büyüme rakamını bekliyor olacağız. Yine Almanya'nın enflasyonla ABD'nin büyüme rakamı geleceğini ifade edelim. Cuma gününe döndüğümüzde ise Euro bölgesinin büyüme rakamı gelecek. İkinci çeyrek ve enflasyon rakamlarını bekliyor olacağız. Şimdi Borsa İstanbul'un rakamları size aktarayım. Arkasından Merkez Bankası'nın vermiş olduğu karar ve yorumları da vereceğim. 119.031 seviyesinde kapanış yaptık. %0.8'lik bir primle. Yalnız Türk borsası diğer piyasalardan biraz daha pozitif ayrışmış durumda. Genel itibariyle bakıldığında dün piyasalarda kırmızılar hakimdi. Bu sabah vadelerde de farklı bir görüntü yok. Ve işlem hacmi 20.2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksinde %0.09'luk bir prim var. Holding'de %1.12'lik bir prim var. Görüldüğü üzere Holding taşımış aslında Borsa İstanbul'u. En çok gerileyen %0.78'de gayrimenkul sektörü oldu. En fazla kazandıransa %3.94'le finansal kiralama ve faktöring hizmetlerinin olduğunu söyleyeyim. Şimdi neleri takip ediyoruz? Biz bir haftadır yine yeni tip koronavirüsün tedavisine ilişkin aşıyla ilgili haber akışlarının yanında Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelere yakından bakıyoruz. Bunun dışında bugün tabii veri bakımından yurt içi sakin ama Avrupa tarafında PMI'ler geleceğini ifade etmiştik. Şimdi Merkez Bankası geçtiğimiz ay yapmış olduğu toplantıda politika faizinde bir değişikliğe gitmemişti. Gerçekte bekleniyordu politika faizinde bir değişiklik ancak gitmedi. Bu ayda yine aynı şekilde ardarda
9 toplantıda faiz indirimlerini yapan Merkez Bankası son 2 ayda bunu durdurdu. Bloomberg ET'nin araştırma departmanı yapmış olduğu ankette de keza aynı şekilde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği belirtiliyordu. Nelere vurgu yapıldı? Toparlanmaya ilişkin belirsizliklerin yüksek olduğu ifade edildi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin genişleyici parasal ve mali adımlar atmaya devam etmekte olduğunu, salgının sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkileri yakından takip ediyoruz dediler. Mayıs'ta başlayan toparlanma güç kazanıyor açıklamasını görüyoruz ama turizm gelirlerinde gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle kısmi bir iyileşme bekliyoruz dedi. Turizm açısından diyorum, oradaki gelirleri Türkiye kaybetti. Bunun dışında şöyle devam etti karar metniyle ilgili olarak ne dikkatimizi çekiyor. Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın salgına bağlı birim maliyet artışlarının yansımasıyla diyor, çekirdek enflasyon göstergeleri eğilimlerinde yükseliş gözlenmemektedir. Birazdan Profesör Erhan Aslanoğlu ile bunu konuşacağız ve şunu söylüyor yine karar metninde. Uluslararası emtia fiyatları tüketici enflasyonu sınırlamaya devam ediyor. Gıda enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır. Yani gıdada bir yükseliş gözlemlendiğini ifade etmiş. Detay vereceğim birazdan çünkü bazı uzmanların da bu noktada açıklamaları vardı. Ama bu arada gelen verileri de aktaracağım, yurt dışı yerleşiklerin verilerini. Ama neler söylediler mesela onu söyleyelim. Bloomberg ET'ye konuk olan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Burak Saltoğlu ne söylemiş hemen bakalım. Merkezden gelen açıklamaların enflasyonun kısa vadede bir risk olduğu mesajını piyasalara verdiğini düşünmüş hocamız. Bunun yanında Garanti BBVA yardımcı baş ekonomisti Seda Güler şöyle diyor. Önümüzdeki hafta enflasyon raporu güncellemesi olacak ve bu raporda beklentiler üzerine bir güncelleme geleceğini düşünüyorum diyor. Rapor önemli önümüzdeki hafta itibariyle. Yine Commerzbank gelişen piyasalar kıdemli ekonomisti Tata Gossa çoğu analiste bizlere aynı beklenti içerisindeydi diyor. Faiz indirim döngüsü konusunda düşüncelerini paylaştı ve pandemi süresince Türkiye'nin ekonomik toparlanmanın normal seviyelerin altında seyrettiğinin, bu yavaş toparlanma nedeniyle faiz oranlarının 75 ila 100 bas puan arası kadar inebileceğini beklediğinde söylemiş, yapmış olduğu yorumda. Dün ne hangi veriler geldi? Bu arada yurt dışı yerleşiklerle ilgili, daha doğrusu haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı Merkez Bankası bunun dışında. Merkezin brüt döviz rezervinde 381 milyon dolarlık bir azalış var. Ancak bu vermiş olduğu istatistiklerde göze çarpan önemli bir konu var. Şu, yurt dışı yerleşiklerin döviz mevduatında artış görüyoruz. 1,5 milyar dolarlık bir artış daha var 17 Temmuz haftasında. Bunu da konuşacağız açıkçası. Peki yabancılar ne yapmış? Nette 240 milyon dolarlık menkul kıymet satışı gerçekleştirdiklerini görüyoruz. %174 milyon dolarlık hisse senedi, 66 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 47 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri satılmış. Genel itibariyle yabancının satıcılı bir haftayı geride bıraktığını görüyoruz bu gelen istatistikler doğrultusunda. Birazdan Erhan hocamıza soracağım bu konuyu da. Çünkü sonuç itibariyle baktığımızda enflasyonda artan bir ivme bekleniyorsa bu ne anlam taşıyor? Biz önümüzdeki süreçte yüksek enflasyonla mı mücadele edeceğiz? Onu konuşacağız. Bu arada sosyal medya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi de Adalet Komisyonu'nda geçti demiştik. Bazı detaylar var. Kişilik hakları için etkin koruma başlığı atılmış. Yeni hukuki yükümlülüklerden bahsediliyor. Reklam yasağı ve internet bant genişliğinin daraltılması konusu da bir başka konu olarak önümüze geçiyor. Bunun dışında ne var tabii, onu da söyleyelim. İstihdam paketi de geçti. Burada da önemli detaylar var ki Erhan hocamıza da bunu soracağız. Şimdi 2 yıllık tahvillere bakalım. Burada 2 yıllık tahvillerde dün Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz toplantısı sonrası, faizleri indirmeme kararı sonrası 10 bas puanlık bir yükseliş gördük. Biz 2 yıllıklarda yalnız, çünkü 10 yıllıklarda herhangi bir değişiklik görmedik. %10.4'lük bir getiriye sahip. 10 yıllıklarda ise %12,3'lük bir getiri olduğunu görüyoruz. Döviz tarafına bakacağız. Şimdi dolar TL tarafında dün ne oldu, nasıl hareketler oldu onu söyleyelim. Dolar TL dün 6.82-6.86 bandında hareket etti. Aslında 5 haftada ilk defa bu kadar iğmeli bir gün geçirdi. Normalde 6.84-6.86 civarında yatay bir bantta hareketlerini sürdürmekteydi dolar TL. Dün gün içinde hareketlerini gözlemledik biz. Yatay başlangıç var. Euro TL tarafında ise 7.94-18 seviyesini görüyoruz. Tabii sepet kurda keza aynı şekilde herhangi bir değer kaybı veya değer kazancı yok. Dolar endeksi bu hafta 95 olan, yani kritik seviye olan
95'in altına inmişti. Keza dün de 94-64 seviyesi, yani daha da aşağı inerek bugün de yatay bir başlangıça yaptığını görüyoruz. Euro dolar paritesinde hareket keskin ki bunun nedeni bilindiği üzere yapmış oldukları zirve sonrasında anlaşmaya varılmış olması Avrupa kanadında. Bütçe görüşmelerinde devam etti söyleyelim. 1.1608 seviyesinde 1.16'ya gelmiş durumda. Analistler ve teknik analistler daha doğrusu ve stratejistler 1.16 seviyesi kuvvetli bir şekilde geçildiği takdirde 1.18 seviyelerinin mümkün olabileceğini ifade etmekteler. Devam edelim biz Avrupa tarafında. Avrupa tarafında önemli bir haber akışı yok. Londra tarafında sadece çok az prim var. Onu da prim diyemeyeceğim aslında. Yatay bir kapanış gerçekleştirdi. %0.07'lik bir prim ama genel itibariyle kapanışlar da farklı değil. Orada da yatay görüyoruz. Paris'te Kakarankırk'ta %0.07 aslında yatay diyeyim ben. 5033 seviyesinden kapanış var. Yine Frankfurt'ta, DAX'ta, Almanya'da 13.103 seviyesinden kapanış var. Bir değer artışı, azalışı görmüyoruz. Sadece İtalya'da %0.7'lik bir kayıp olduğunda ifade edelim. 20.454 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. ABD tarafına gidelim. ABD nasıl kapattı? Aslında bu hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle aşı konusunda gelen haberler doğrultusunda pozitif bir seyir vardı. Fakat düne geldiğimizde gelen işsizlik verisine de dikkati çekelim. Dün haftalık işsizlik maaş başvuruları verisi geldi. 100 bin kişi daha arttığını görüyoruz bu rakamda. 1.4 milyon kişi oldu. Toplamda Mart ayından bu zamana 6.8 milyon, 7 milyon kişi haftalık olarak işsizlik maaşına başvurmuşlar durumda. Yani aslında haftalık olarak gerileme göreceğimize işsizlik sayısında artış var. Yani orada pandeminin etkisi yine devam ediyor. İstihdam piyasası üzerindeki etkinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu arada Hazine Bakanı'nın da açıklamaları vardı Mucci'nin. Burada söylediği şey şu: biz maaşlardaki vergilerde bir ayarlama yapmayacağız. Trump'ın, yani Başkan Trump'ın asıl istediği direkt ödemeler. Ağustos ayı içerisinde bunun tamamlanmasını istiyor diyor. Bunun yanında bu 1 trilyon dolarlık paket, teşvik paketi hatırlatıldı kendisine. Bu da şöyle: okullara yardım, burada 100 milyar dolar bir bütçe ayrılacağı ifade ediliyor. Daha doğrusu 100 milyarın biraz üzerinde bir bütçe ayrılacak. Okulların daha güvenli açılabilmesi adına. Bunun yanında aşı çalışmalarına bu 1 trilyon dolarlık teşviğin içinde olduğunu gözlemliyoruz. Yine istihdam piyasasında destek meselesi var. İstihdam piyasasında destek aslında şu: bir taraftan işsizlik maaşında ayarlamalar yapılacak. Hazine Bakanı'nın açıkladığına göre, daha doğrusu şöyle diyor: biz öyle bir işsizlik maaşı vereceğiz ki insanlar evde oturmasın. Yani maaşlarının üstünde vermeyeceğiz diyor. Bir konfor alanı yaratmayacaklarını ifade ediyor ama yine de mevcut durumun, yani mevcut kazançların, ortalama kazançların %70'ine kadar bir paradan da bahsediliyor Hazine Bakanı'nın açıklamalarında. Bunun yanında aşı çalışmalarıyla ilgili ne vardı? Biz çarşamba günü bir anlaşma haberini buradan aktarmıştık aşıyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Pfizer'la yine Alman bir şirket bir anlaşmaya vardılar. 1.95 milyar dolar verilerek 100 dozluk bir aşı anlaşması bu. 100 milyon dozluk. Arkasından 500 milyon doz daha alabiliriz dendi. Bunu hatırlattı Hazine Bakanı bunun için. Fakat tabii bu çarşamba günkü haber olduğu için, ama gelen veriler iyi olmadığı için piyasalar bunu çok pozitif algılamadılar. Bir taraftan da tabii ABD için arasında kopma noktasına gelen ilişkilerden bahsediliyor yabancı basında. Amerikan basına şöyle bir göz attığımızda ABD için arasında gerginliğin çok arttığı ifade ediliyor. Gelen yorumlar ne? Bilindiği gibi Kasım ayı içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Dolayısıyla seçime kadar ki süreçte Amerika-Çin arasındaki gerginliğin devam edeceği, dozunun artacağı ifade ediliyor analistler tarafından. Şimdi Dow Jones Endeksinde %1.3'lük bir kayıp vardı dün. 26.652 seviyesi. Ha, tabii şu da var: çok hızlı yükselişler gördük biz burada. Ralliler, rekorlar gördük. Bu satışların normal olduğunu da ifade ediyorlar. S&P tarafında da %1.2'lik bir kayıp var. 3.235 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Nasdaq'ta bugün Amazon'un tabii gelecek bilançosu, bu önemli. Çünkü biz bu hafta aldığımız verilerde Microsoft'ta mesela gelir artışını gördük. Intel'de yine keza gelir artışı gördük ama her senet, her şirket için geçerli değil. Genelde teknoloji senetlerinde biz olumlu bilançolar gördük. Görece olumlu diyeyim tabii, bir önceki dönemdeki kadar değil. Nasdaq'ta dediğim gibi 10.461'de %2.29'luk bir kayıpla dünü tamamladı. Peki vadelilerde ne var? Şimdi bugün vadelilere baktığımızda aslında kırmızı tablonun devam ettiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim ben size. Bu Avrupa tarafında da böyle. Birazdan Asya tarafına da
göz atacağız. Şimdi vadelerde, eksilerde aslında öyle basit, çok az eksi değil. Normalde yönsüz başlangıçlar gördük biz birkaç gündür Amerika tarafında ama Dow Jones vadede %0.5'lik bir kayıp var ama haber akışına göre değişebilir tabii bu. Yukarı da dönebilir. Bu ara çünkü vadelerde hızlı hareketler görüyoruz biz. Özellikle Amerika borsalarındaki vadelerde. Nasdaq'ta %0.7'lik bir kayıp var ve S&P 500'de %0.4'lük bir kayıp olduğunu ifade edeyim. Asya tarafına geçelim peki. Asya'da çok önemli bir haber akışı yok bu arada. Sadece Asya demeyelim de Afrika tarafında, Güney Afrika'da faiz toplantısı vardı. Oradaki faiz toplantısında 25 bas puanlık bir indirime gidildi. Afrika tarafı, Güney Afrika tarafı da enflasyonla başı dertte, onu da söyleyelim. Asya borsalarında da görüldüğü üzere farklı bir görüntü yok. Yani biz bugünü, yani haftanın son işlem gününü genel itibariyle satıcılı başladık. Tokyo'ya gidelim, Nikkei Endeksine, Japonya'ya %0.5'lik bir kayıp var. Şangay tarafında %2.25'lik bir kayıp görüyoruz. Diğer taraftan Hong Kong'da %1.8'lik kayıpla işlemler devam ediyor. Kospi tarafında ise %0.75'lik kayıpla. Peki altına bakalım. Şimdi altın en fazla gözümüze çarpan değerli metal. 1897 seviyesini de gördü, görmedi değil. 1886 seviyesinde, yani 1900'e geldi. Genel itibariyle hareketleri 1600'den beri çok paralellik gösteriyor. 1600 seviyesine geliyor, etrafında dolaşıyor. Hızlı bir yükselişle 1700'ü görüyoruz. 1700'ün etrafında dolaşıyor. Tekrar birkaç hafta dolaştıktan sonra yukarı doğru hareket görüyoruz. Bu şekilde ilerliyor altındaki durum. Tabii hem genel olarak parasal genişleme hem de pandeminin hala vaka sayılarının hızlı artıyor olması altın üzerinde etkili. %0.3'lük kayıp var bugün ama takip edeceğiz. Gümüş tarafı da 22 dolara takılı kaldı. Hızlı bir hareket görmüştük. 20 dolarla hızlı bir şekilde hareketlenmişti bu hafta başında. Petrolde ne var? Yatay NYMEX 41 dolar 14 sent. Brent petrol 43 dolar üzerindeki seyrini koruyor. Bu hafta hep bu seviyelerin üzerinde gördük biz aslında Brent petrolü. Bu kadar aktardıktan sonra bir de Avrupa'ya gidelim bakalım. Ceren Dilekçi Dondura'dan bize neler aktaracak? Avrupa borsalarının geneli günü yatay karışık seyirde tamamlarken İtalya borsası Avrupa'nın genelinden görece biraz daha negatif ayrıştı. Gün içerisinde İtalya 10 yıllık tahvil faizleri 5 Mart'tan bu yana ilk kez %1'in altını test etti. Bunun yanı sıra Euro cephesinde hareketin hızlandığını gördük. Çünkü Euro dolar paritesi gün içerisinde 1.1609'a kadar yükseldi. 750 milyar euroluk toparlanma fonu konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Euro'daki hareketin hızlandığı görülürken ABD'nin salgınla mücadelesinde görece başarısız bir politika izlemesinin baskısı dolar endeksi cephesine kendisini gösteriyor. Parite 1,5 yılın zirvesine çıktı. Bloomberg'e konuşan Avrupalı traderlar hedge fonların hem spot piyasada hem de opsiyonlarda kısa pozisyonlarını azaltmaya çalıştıklarını belirttiler. Ve verilere göre 14 Temmuz haftasında varlık yöneticilerin uzun pozisyonları 300 bin kontratın üzerine çıktı. Gözler bugün Euro bölgesinden gelecek Temmuz ayı flash PMI verilerinde olacak. Özellikle ekonomilerin açılmaya başlamasıyla birlikte Temmuz ayında hizmet sektöründe güçlü bir büyüme beklentisi hakim. Ve New York'a gidelim. Melike Ayan karşımda. New York'tan selamlar. Dün borsa haftanın, 4 haftanın en kötü gününü yaşadı. 3 endeksinde sert düşüşler yaşadığını gördük ama en çok Nasdaq, en çok teknoloji sektörü ağır satışlar yaşadı. Sebebi şu: Amazon, Apple ve Alphabet gibi ağır devlerin %2'şer düşmesiyle birlikte. Bir. İkincisi, işsizlik sigortası başvuruları çok büyük bir sıçrama yaşamış. Mart ayındaki rakamlara geri döndük. 18 Temmuz haftası itibariyle 1.42 milyon gelen işsizlik sigortası başvuruları var. Bunun akabinde ekonomiyle ilgili endişeler yukarı çıktı. Özellikle istihdam piyasasının ne kadar kırılgan olduğunu gördük. Ve bu işsizlik sigortası başvurularının dağılımına baktığımızda Kaliforniya, Florida gibi eyaletlerde, yani koronavirüs vakalarının arttığı eyaletlerde daha çok arttığını gördük. Evet, dün 1 trilyon dolarlık kurtarma paketi Senato'dan geçti ama eksik geçti. Demokratların istediğini Cumhuriyetçiler vermedi. Trump'ın istediğini de vermedi. Yani bordro kesintisi, vergi kesintisiyle ilgili kalem içinde yoktu. Öncü göstergeler Haziran'da sıçramış ama borsayı yukarı taşımaya yetmedi. Kafi değildi. Dün bir yandan da Microsoft'un ratinginin Oppenheimer analiz tarafından düşülmesiyle birlikte hisse senedinin ikinci çeyrek bilançosunun iyi gelmesine rağmen hisse senedinin düştüğünü gördük.
Hava yolları da korkuları konfirme etti. Neden? Seyahat talebinin çok ciddi şekilde düştüğünü söylüyorlar. 600 binlerden 500 binlere azalan rezervasyonlar var. Evet, böyle bir günde tek yukarı çıkan altındı. Petrolün de düştüğü bir günde dolar yataydı diyorum. Söz tekrar size İstanbul'a veriyorum. Evet, şimdi döviz mevduat hesapları dedik. 1,5 milyar dolarlık artış var 17 Temmuz haftasında ve 203 milyar doları aştı. Döviz tevdiat hesapları detayına bir bakalım. Merkez Bankası politika faizini beklentiler çerçevesinde değiştirmeyerek %8,25'te tuttu. Banka bir önceki toplantısında 9 toplantılık ve toplam 1575 puanlık faiz indirim serisine son vererek faizleri değiştirmemişti. Merkez Bankası'nın karar metninde enflasyonla ilgili ifadeler dikkat çekti. Banka yakın dönemdeki gerçekleşmelerin yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin arttığını ifade etti. Karar metnine eklenen bu ifade, gelecek hafta açıklanacak enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisinin yukarı yönlü revize edileceği şeklinde yorumlandı. İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanmanın güç kazandığını aktaran banka, atılan adımların toparlanma sürecine katkı sağladığını belirtti. Bununla birlikte bankanın yılın ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etki beklediğini açıklaması, ekonomide hızlı bir yükselişin olası görülmediğine işaret ediyor. Karar metninde ayrıca ihracatta normalleşme ile başlayan toparlanma ve düşük emtia fiyatlarının cari dengeyi destekleyeceği belirtildi. Evet, tabii öncelikle Merkez Bankası'nın kararını izledik. Şimdi döviz mevduattaki gelişmelere bakalım. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında artış ivmesi devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 17 Temmuz haftası itibarıyla yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 1,5 milyar dolar artış gösterdi. Böylelikle toplam döviz mevduatları 203 milyar 968 milyon dolar seviyesine çıkarak yeni rekor seviyeyi gördü. 17 Temmuz haftasında gerçek kişilerin döviz mevduatları 1,14 milyar dolar artışla 124 milyar 235 milyon dolara yükseldi. Yine bu dönemde tüzel kişilerin döviz mevduatlarında ise 324 milyon dolarlık artış izlendi. Yılbaşından bu yana yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 9,6 milyar dolar arttı. Gerçek kişilerin döviz mevduatlarında ise yılbaşından bu yana 3 milyar dolar artış kaydedildi. Yılbaşından bu yana dolar-TL kurunun seyrine bakıldığında ise Türk lirasının dolar karşısında %13 değer kaybettiği görüldü. Evet, her cuma olduğu gibi Profesör Erhan Aslanoğlu hocamız karşımızda. Hocam, iyi sabahlar diliyorum size. İyi sabahlar, teşekkürler. Bu arada bir haber de geldi aslında, onu da söyleyelim. Zaten bu konuyu da konuşacağız. ABD Çin arasındaki gerginlikle ilgili aslında. Çin'den Amerika'ya misilleme diye geldi haber. Amerika'da Chengdu'daki büyükelçiliğin kapatmasını talep etmiş Amerika'dan Çin. Houston'daki bu büyükelçiliği zaten kapatmasını istemişti Amerika. Böyle böyle restleşiyorlar. Yayının başında da ifade ettim aslında. Amerikan basınında ABD-Çin arasındaki gerginlikten çok net bahsediliyor. Kopma noktasına gelebilir diyor. Hazine Bakanı'nın da açıklamaları vardı bu noktada zaten. Demek ki bir gerginlik var. Neyse hocam, bu konuya döneriz. Son dakika diye bir önüme düştü, onu bir söyleyeyim dedim. Merkez Bankası... Soğuk savaş herhalde adı çok sık kullanılıyor ya son günlerde. Hep bu onun emareleri. Zaten bu ticaret savaşı artı üzerine bu koronavirüsün arkasından gelen şey gittikçe bir soğuk savaş rüzgarı estiriyor sanıyorum iki ülke arasında daha da fazla. O zaman biraz daha konuşalım bu konuyu, sonra merkeze geçeriz. Şimdi peki şimdi ABD'de de seçim var tabii doğal olarak Kasım'da. Genel beklenti yurt dışı basında Trump'ın bu seçime giderken Çin'le aralarındaki gerginliği arttıracağı yönünde. Hatırlarsanız Houston Büyükelçiliğini kapatın dediğinde bu kişisel bir karar diye Çin tepki gösterdi bunu. Siyasi bir karar dedi. Biraz evet, bunu da yorumlayalım. Şimdi biz bu sahnelere uzak değiliz. Daha önce de gördük bu birinci faz anlaşmasındaki gerginlikleri. Sonra çözülüyor bir şekilde. Bu şekilde evet, ilerliyor. Bir de pandemi de var. Trump'ın da anketlerde çok fazla oy kaybı görülüyor. Yorumlayalım biraz hocam. Önemli bir kritik süreç aslında Kasım. Kesinlikle öyle. Yani son 1,5 aydır Amerikan ekonomisinin hani açılmasının hızlandığı dönemde
hani Amerikan ekonomisi V şeklinde bir dönüş yapıyor diyoruz ama koronavirüs de V şeklinde bir dönüş yaptı. Dolayısıyla seçime giden Amerika'da bu Trump için, cumhuriyetçiler için pek iyi bir tablo değil maalesef. O anlamda önümüzdeki dönemde seçim yaklaştıkça yaşananların sorumlusu olarak hani Çin'i gösterme eğilimi muhtemelen artacaktır. Yani bu doğru ya da yanlış ayrı bir konu ama bunu beklemek çok yanlış olmayacak. Çin'den de bugüne kadar bu yönde hep bir misilleme tarzında bir davranış gördük. Son bugün sabah gelen de onun benzeri bir durum gibi gözüküyor. Dolayısıyla aslında bu artık bir ticaret savaşının ötesinde daha çok dillendirildiği gibi bir soğuk savaşa doğru da hızla gidiyor gibi görünüyor. Önümüzdeki dönemde Amerika'da seçim sonucu ne olursa olsun Trump kazanırsa zaten muhtemelen bu ticaret savaşını veya bugünkü gelişmeler daha da hızlanarak devam edecek Çin'le. Daha gergin bir durum yaşanacak. Biden kazanırsa da onun seçim çalışmaları ya da öne sürdüğü politikalara bakacak olursak daha korumacı olan bir politika izleme olasılığı da yüksek. Artı bu Amerika'da parti üstü bir politikada olmaya aday. Yani dünyanın en büyük ekonomisi ikincisi arasındaki bir mücadele. Dolayısıyla hani geçen sene yaşadığımız ticaret savaşında birinci faz anlaşma olur mudan farklı bir ortamdayız diye düşünüyorum. Sadece Trump seçime kadar bu gerginliğin her artışının ekonomiye yansımasının negatif olacağını muhtemelen düşünerek hareket edecek. Yani bu gerginlik bir noktaya kadar gider seçime kadar ama piyasaları daha olumsuz etkileyecek bir noktaya gitmemeye çalışılır diye düşünüyorum. Fakat seçim sonrası veya daha orta ve uzun vadeli baktığımızda daha sıkıntılı bir gündem hem bütün dünyayı etkileyecek ve tarihi önemli olacak ekonomiler açısından da, siyaset açısından da, uluslararası ilişkiler açısından da bir dönemin içindeyiz gibi görünüyor. Hocam şimdi peki bu karşılıklı olarak şimdi konsolosluklar üzerinden gidiyor bu gerginlik. Devamı gelir mi? Çünkü Çin'in Amerika'da 5 temsilciliği var. Bunlardan biri Washington'da zaten, Houston'da var. Houston'u işte kapatın dediler 3 gün içerisinde. Çin de dedi o zaman siz de bunu kapatın. Bu böyle süre gelir mi acaba? Çünkü sonuç itibariyle iki büyük devin çarpıştığı yerde sıkıntı büyük olur. Doğru. Dünya için. Evet. Ne dersiniz? Yani doğru. Gelme ihtimali var ama mesela şirket bazında önce başladı. Evet. İşte Huawei'nin durumunu gördük. Şimdi elçilik, Amerika'nın iddiası hani Çin'in orada ciddi biçimde hani merkez casusluk suçlamaları falan var. Yani ben bu birazcık her yerde böyle bir iddia olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama bu ekonomi dışı dediğimiz işte elçilik şirketler üzerinden farklı boyutlarda gitmeye aday. Fakat benim tahminim hani çünkü bunu bu gerginliğin daha üst kategorilere çıkması durumunda ekonomiye yansıması artacağı için bu biraz yönetilebilir bir gerginlik olmaya çalışacak seçime kadar Amerika tarafından. Ama belki de Çin tam tersini gerginliği arttırıcı politika da izleyebilir bu durumda. Hani seçim sonuçlarını belki etkilemek gayretiyle de. Dolayısıyla biraz dinamik bir süreç de olacak ama piyasaların sürprize hazırlıklı olması gereken bir dönem. Ben Çin'den daha fazla atak gelme ihtimalini, hani o misillemenin boyutunun daha yüksek olma ihtimalini daha fazla görüyorum önümüzdeki dönemde. Şimdi ABD Hazine Bakanı'nın da açıklamaları var. Dediği birkaç nokta var altını çizdiği. Bunlardan bir tanesi bu 1 trilyon dolarlık teşvik. Bir kısmı işte okulların açılması, rahat açılması için kullanılacak. 100 milyar doların biraz üzerinde istihdamdan bahsetmiş zaten. Bir de tabii biz vergilerle bir oynama yapmayacağız diyor. Bu konuşuluyordu çünkü. Başkan Trump cebe Ağustos ayında insanların cebine direkt para konulmasıyla daha çok ilgili diyor. Biraz o açıklamaları, Hazine Bakanı açıklamalarını isterseniz hocam yorumlayalım. Çünkü trilyon dolara teşvik diyoruz ama daha önce çıkan 3 trilyon dolara yakın para da bitti. Fakat istihdam Doğru. piyasasında bir iyileşme yok. İşte son gelen haftalık evet. işsizlik maaş başvuruları 1.4 milyon üzerinde 100 bin kişi daha artmış. Hatırlayın Şubat ayında sadece 200 bin geliyordu. Şimdi 100 bin kişi daha artarak 1.4 olmuş. Tabii. Hani çok işe Tabii. yarıyor mu yaramıyor mu bir soru işareti olarak size sorayım. Çok doğru.
Zaten geçenlerde Trump'ın açıklamaları da hani COVID-19'la ilgili durum iyiye gitmeden önce daha kötüye gidecek muhtemelen açıklaması da bir çok net bir beklentiyi de yansıtıyor. Yani maalesef Amerika'da COVID ile ilgili gelişmeler hiç iç açıcı değil. Tüm dünya için de iyi bir haber değil bu aslında. Bu durumda bunun ekonomiye yansımalarını daha fazla da bekleyecek Trump yönetimi. Dolayısıyla seçime giderken de bunun ekonomik etkilerini azaltma yönünde doğrudan gelir desteği. Yani bundan sonra ekonomiyi canlandıralım, insanlar iş bulsun, gelir bulsun, gelir yaratsından ziyade doğrudan bu geliri vermek. Zaten bu tür bir destek vardı. Bunu ben seçime kadar en azından devam edecek bir uygulama olarak, hatta yenilerinin gelebileceği bir uygulama olarak düşünüyorum. Trump muhtemelen böyle kredi desteği değil, hatta parasal genişleme zaten o belli bir boyuta devam ediyor. Doğrudan istihdam ve gelir kaybını telafiye yönelik doğrudan hane halklarının ya da şahısların eline çekler veren ya da işte bu gelir kaybını telafi eden, parasal destek veren bir politikaya daha çok yönelecek gibi. Ağustos'ta çıkacak yeni pakette muhtemelen bunu getirecek. Avrupa'dan sonra büyük bir paket geliyor gibi. Pariteleri de çok oynatıyor. Bu işte Avrupa'nın bu haftaki adımı parite üzerinde ciddi etki gösterdi. Muhtemelen Amerika'nın adımı da yine bu sefer bir miktar o euronun kazanımını azaltıp tekrar dolara yönelim sağlayabilir ama yani parite üzerinde de etkili olacak bir hareket ama nette sanıyorum Avrupa daha şanslı görünüyor ve euro daha şanslı görünüyor değer kazanma konusunda. Bir de Mnuchin'in açıklamalarında dolar rezerv para bunu korumaya kararlıyız dedi. Şimdi biz genel olarak bakıyoruz dolar endeksinde 94.6'lara kadar bir gerileme, geri çekilme var. Bloomberg dolar endeksinde de keza aynı şekilde geri çekilmeleri görüyoruz. Sanki böyle dolarda hareket böyle biraz daha zayıf gibi duruyor. Bir de Hazine Bakanı böyle bir açıklama yapması manidar geldi, ben anlayamadım. Herhalde Amerikan basında mı konuşuluyor bu doların durumu? Yani konuşuluyor belki çok direkt manşetlerde değil ama bu bugünün değil de yarının konusunu ya da yarının kaygısını şimdiden taşımak gibi diye düşünüyorum. Çünkü bütün gelişmeler yani dünya çok radikal bir değişim içinde görünüyor. Dijital paralar, dijital para savaşlarına doğru gidiyoruz. Doların birçok nedenle Amerika'daki hem ekonomik hem sağlıkla ilgili gelişmeler nedeniyle de değer kaybettiği bir ortamda Yuan'ın ve Euro'nun güçlendiği görece bir döneme de girdik. Euro'nun güçlenmesi değil ama Yuan'ın güçlenmesi ya da Çin önderliğinde yeni bir dijital paranın devreye girmesi Amerika'nın rezerv para statüsünü de kaybettirebilir. Biliyorsunuz yani rezerv para bir ülkeye birçok avantaj sağlıyor. Sadece ekonomik değil, işte çok yüksek açıklar verebilme, ekonomiye müdahale etme gücünü arttırmanın ötesinde siyasi güçler de veriyor. O anlamda Amerika bunu kaybetmek istemeyecek. Yani ticaret savaşının bir uzantısı aslında. Ve biz önümüzdeki dönemde kurlar üzerinde ya da rezerv para üzerinde dijital para savaşlarına doğru gittiğimiz bir dönemde göreceğiz. Bu belki COVID'le daha da yakınlaşıyor bu dijital para savaşları ve rezerv paranın ne olacağı konusu. Yani bilemiyorum, manidardan kastım zaten o oldu. Hani Hazine Bakanı'nın hani rezerv parayı korumaya kararlıyız kelimesi, dediğiniz gibi salgın döneminde mi acaba bu sanal para ya da kripto para veya dijital para noktasında endişeliler, o yüzden bu açıklama geliyor diye aklıma gelmedi değil. Aynı yani. Fikirdeyiz, yok ben de onu hissettim zaten manidar dediğinizden, o yüzden açmaya çalıştım. Herhalde benzer düşünüyoruz. Herhalde. Yani zamanlaması evet, o anlamda manidar gerçekten. Peki Avrupa tarafında biraz girelim o zaman. Euro-dolar paritesinde 1.16 seviyesini gördük bu sabah itibariyle devam ediyor hareketini. Bir de hızlandı yani 1.13'ten 1.16'ya hızlı bir hareket var. Bize de etkileri vardı muhakkak. Siz de bekliyorsunuz. Şimdi oradaki paketi de konuşalım. Geçen hafta gelen hafta sonunda 750 milyar euro kabul edildi. Evet, detayları ne olacak bilmiyoruz ama hani İtalya ne kadar gidecek, ne olacak mı? Diğer ülkeler ne diyecek? Yani bu bence önemli. Yani sadece parasal olması bugün ekonomiyi etkilemesinin ötesinde Avrupa Birliği'nin geleceği açısından da tarihi bir nokta diye düşünüyorum. Hani ileride Avrupa'nın tarihi yazıldığında önemli noktalardan birisi olarak alınacak. Çünkü bu kararın alınamaması durumunda
Avrupa'da biz yani işte Euro'dan çıkmalar, AB'den çıkma niyetleri gibi başka bir rüzgar görme ihtimalimiz varken, şimdi bir miktar daha hani Avrupa'nın gerektiğinde hani gerekli müdahaleyi yapabilecek ya da o bütünlüğü bozmama yönünde işte o birlik özelliğini gösterebilecek bir niteliği olduğuna dair de bir gelişme oldu bu. Bu açıdan da bence önemli. Yani sadece bugünün değil, biraz orta vadeli bir eğilimi göstermek açısından da önemli. İkincisi, rakam düşük bir rakam değil. 3 yıl boyunca ama gayri safi yurt içi hasılasının Euro bölgesinin %1'ine yakın bir destek. Dolayısıyla tarihi daralma yaşayacak Avrupa ekonomisinin o daralmasını azaltacak. Hatta eğer pandemi izin verirse, hani sıkıntılı bir dönem olacak ama hani en kötü senaryolara gitmezsek, inşallah da öyle olur, gelecek yıl Avrupa'nın toparlanmasına önemli bir katkı sağlayacak bir paket gibi de görünüyor. Bir de tabii şu boyutu var. Biz işte 2001 krizi Avrupa'da da 9-11 Eylül hareketi gelişmesi, o terör saldırısı sonrası ekonomilerin etkilenmesi, 2008 krizi gördük. Ama bu buradaki tepkiler, ülkelerin verdiği ekonomi politikaları tepkileri hepsini aşmış durumda. Yani bundan 10-12 yıl önce işte Yunanistan'a, işte İspanya'ya çok daha düşük miktarlarda kredi desteği vermekte zorlanan Avrupa, 400 milyar euroya yakın hibe niteliğinde bir kaynak aktarıyor. Yani hem çok büyük, hem belki çok büyük değil ama tarihsel olarak baktığımızda büyük bir rakam aktarılıyor. Bundan sonra tabii nasıl kullanılacağı önemli olacak ama iki şey önemli sanıyorum. Bir tanesi, Avrupa ülkelere çok fazla bırakmayacak bunu. Yani bu kaynak Avrupa'nın bütününü harekete geçirmek için de bir perspektifle harcanacak. İkinci boyutu, tartışma orada olacak. Avrupa iklim değişikliği konusunda daha öne çıkan politikaları izlemeye başlıyor. İklim değişikliği konusunda daha acil adım atılması gerektiğine inananlar bu kaynakların buradan biraz kırptığını, yani iklim meselesinin ikinci plana gitmesi nedeniyle biraz şikayetlerini dile getirecek muhtemelen. Ama bir taraftan da bu harcamanın içinde iklime yönelik de ciddi adımlar atılıyor. Yani Avrupa bu dönemde hem sağlık tarafında daha iyi bir performans gösterdi, İlk etapta çok olumsuz olsa bile, hem de ekonomi toparlama konusunda daha bütünsel davranıyor. Hep bunlar da Euro'nun aslında lehine işliyor gibi gözüküyor. Yani sadece bir Euro'nun lehine olan hareket bir paket değil, bunun çok ötesine bir anlam taşıması ve ilave birçok unsurun olmasından da geliyor. Ama biraz önce de söylemeye çalıştım, bir kişisel tahminim tabii. Amerika'nın yeni paketleri gelebilir. Bu piyasalar bu paketleri hep o paranın lehine de biraz değerlendiriyor. Dolayısıyla paritedeki bu hareket bir geri dönüş gösterse bile 1.16-1.17 gidebilir, bir gerileyebilir. Tekrar ama yön sanki Euro'nun lehine gibi. Yani bir yıl önce kişisel olarak da ben hiç hep doların güçleneceği, en azından faiz spread'i farkı nedeniyle düşünen birisi olarak, Amerika'nın son 6 aylık performansı her anlamda, ekonomik ve ekonomi dışı, yani değer kazanan Euro değil de değer kaybeden dolara karşı Euro'nun kaçınılmaz olarak güçlenmesi olarak görüyorum ve birçok paranın aslında. Evet, bize aslında Bloomberg Bloomberg terminalde baktığımızda yaklaşık 3 haftadır o geçmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki performansında aynı tabloyu görüyoruz. Hep aynı tablo var. Bir 3 haftadır sürüyor. Şimdi hocam, doçent doktor İbrahim Ünalmış bu Merkez Bankası'nın kararıyla ilgili konuştu. Bir dinleyelim isterseniz, geçelim bu sefer tabii faiz kararına. Tabii. Aslında Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininde yukarı yönlü bir güncelleme bekliyorum. Çünkü hem yıl sonu enflasyon tahminlerine, piyasanın yıl sonu enflasyon tahminlerine baktığımızda, hem 12 aylık enflasyon tahminlerine baktığımızda yıl sonu enflasyon tahmini 10'un üzerine çıktı. 12 aylık enflasyon tahmini piyasanın 9'un üzerinde. Mevcut durum böyleyken Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 7.4'te tutması önemli bir kredibilite kaybına sebep olabilir. Dolayısıyla hem piyasayı takip etmek hem de yön vermek adına Merkez Bankası bence
önümüzdeki hafta enflasyon raporunda yukarı yönlü makul bir güncellemeye gidecektir diye düşünüyorum. Hocam birkaç vurgu var şimdi. Enflasyonla ilgili biraz endişe gördüm. Yani mevsimsellikten deniliyor belki ama bir de işte genel durum. Ama biraz var gibi sanki. Şimdi biz enflasyon raporunu alacağız haftaya ama biraz da yorumlayalım. Böyle zaten evet. Biz genel itibariyle markete oraya buraya gittiğimizde biz anlıyoruz bunu da. Merkezde sanırım bu noktada biraz altını çiziyor. Doğru. Aslında raporun en öne çıkan boyutu o bence de. Enflasyon vurgusu. Bu zaten son 3 toplantıda hep kademe kademe tonu artan bir vurgu oldu. Son toplantıda da daha netleşti. Yani Merkez Bankası'nın önce biraz tereddütleri, kaygıları vardı. Son toplantı yani tutanakları bize veya raporu net bir şekilde bu tahminin yukarı yönlü revize edilmesi yönünde bir sinyal verdi diye düşünüyorum. Gelecek hafta Merkez Bankası'nın yayınlanacak olan enflasyon raporunda çok muhtemelen bunun somut halini de göreceğiz. Yani Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini yıl sonu için 7.4 muhtemelen yukarı revize edilecek. 8'ler civarına gelebilir. Biraz altı, biraz üstü olabilir. 12 aylık, 24 aylık enflasyon tahminleri de yine kısmen yukarı doğru. Özellikle 12 aylıkta bir yukarı yönlü revizyon olacağını düşünüyorum. Yani Merkez Bankası burada bir COVID-19 nedeniyle yani verimlilik düşüşüne bağlı olarak hani işletmelerin daha gün içinde yarattığı katma değerin farklı nedenlerle azalması nedeniyle daha az çalışarak en azından ya da bir takım kurallara dikkat ederek bir maliyet enflasyonundan vurgu yapıyor ki çok önemli ve doğru. İkincisi gıdanın getirdiği riskleri vurguluyor. Bu da çok doğru. Ama belki vurgulanması gereken yani önümüzdeki dönemde kur Türkiye için en büyük enflasyon faktörlerinden birisidir. Bu risk de duruyor. Hani şu anda oldukça istikrarlı giden, yatay giden bir kur görüyoruz ama daha yılın önünde 6 ay var. Aşağı da gidebilir, yukarı da gidebilir ama önümüzdeki dönemde hafif yukarı hareketlerin bile enflasyona geçiş yaptığını biliyoruz. Bütün bunları topladığımızda Merkez Bankası'nın kaygısı haklı. Yani piyasa beklentileri daha gerçekçi görünüyor şu anda enflasyona yönelik. Hatta onu bile zorlayacak tablo olabilir. İkincisi ise raporda büyümeyle ilgili vurgu var. Toparlanma bekliyor Merkez Bankası ama bu raporda belirsizlik vurgusu bence biraz daha net. Yani evet toparlanıyoruz ama bunun sürdürülebilirliği konusunda soru işaretleri var cevabını ben alıyorum. Son olarak da bir de turizmle ilgili hani daha iyimser bir tablo. O birazcık iç turizm hareketlenmesi, birazcık hani dışarıdan hafif de olsa turizm hareketinin başlamasının hafif artı bir yansıması vurgusu var ki evet orada da bir haklılık payı var ama bizim genel gelirlerimize göre, turist sayımıza göre çok çok düşük bir rakamda kalacağı da açık gibi görünüyor. Hocam merak ediyorum ben tabii önümüzdeki ayları herkes merak ediyor nasıl bir tablo var. Çünkü mesela yayının başında da konuştuk Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mesela Haziran verileri falan iyi geliyordu ama Temmuz iyi gelecek mi soru işareti. Yine Türkiye için de keza öyle biz çıktık normalleştik Haziran'da çok harcılık ettik vesaire bir sıkıldık bir veriler fena değil ama mesela tüketici güvenine baktığımızda bizde Temmuz'da gerileme var. Ve 12 aylık beklentiye bakıyoruz. Genel ekonomik durumun kötüleşmesini, işsizliğin artmasını, tasarrufların azalmasını bekliyor. Yani böyle hani ekonomide ikinci dalga mı acaba diye bir soru işareti geliyor akıllara. Sadece Türkiye için konuşmuyorum. Diğer ülkeye gelen veriler de keza o şekilde sanki. Siz ne düşünüyorsunuz? Bir tarafta enflasyon, bir tarafta da işte tüketici bir şekil önü karanlık görüyor gibi gözüküyor. Evet. Bilmiyorum. Yani doğru, Bloomberg KTE Tüketici Güven Endeksinde ilk ön endeks 15'i civarı açıklanmıştı. Hatırlarsanız hafif artış olmuştu, çok büyük hız kesmişti ve orada 12 aylık beklentilerde gerileme vardı. Çok benzer bir sonuç çıktı o anlamda. Önceki aya göre gelişme TÜİK anketinde biraz geriliyor, o yüzden de toplamı geriye almış. Yani birçok veride bunun sinyalini alıyoruz. Kredi büyümesi örneğin baktığımızda işte konut kredisi talebi falan hız kesmeye başlıyor. Dolayısıyla öne alınan talebin hızla devreye girdiği Haziran ayı önceki yayınlarda da benzetme yapmıştık. Yani sıfırla bir gibi Mayıs 0, Haziran 1
çok hızlı bir toparlanma oldu tüm dünyada ve Türkiye'de, ama şu anda gördüğümüz görece yüksek frekanslı veriler, aşağı yönlü bir seyir yok ama o ivme durmaya başladı. Yani aynı hızda gitmiyor. Ha, bundan sonra aşağı da dönebilir. Bunun sinyallerini alıyoruz. Amerika'da daha fazla gelmeye başladı bu yüksek frekanslı verilerde yavaşlama sinyali. Çünkü onların sağlıkla ilgili sorun daha fazla. Ha, bizde de şu an için yani yaz ayları o ivmede bir yavaşlama sinyali. Dün gelen tüketici güven endeksi de, kredilerdeki gelişme de bunu gösteriyor. Bu belki Türkiye'de bir süre daha bu yüksekliği koruyacak. İşte Eylül sonrası nasıl gidecek bunu izlemeye çalışacağız. Ama doğru, ekonomik aktivite hani V mi U mu falan tartışmalarında hızlı bir V şeklinde dönüş görüyoruz. Ama COVID'in dönüşü, hani ona N diyelim, ters olmadıkça o V'yi korumak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla her yer için aynı sıkıntı söz konusu diye düşünüyorum. Şimdi Burak Saltoğlu hocamız, Profesör Burak Saltoğlu hocamızın da çekirdek enflasyon vurgusu oldu dün katıldığı Bloomberg HT yayınında hocam. Bir dinleyelim, devam edelim aslında. Bir de çünkü emtiadaki gelişmeler de gıda fiyatları üzerinde baskı yaratıyor şeklinde bir yorumlar da var. Dinleyelim hocam. Özellikle çekirdek enflasyondaki vurgu değişimi önemli. Yani enflasyon hani bir şekilde beklentinin daha olumsuza dönmesi sinyalini biz genelde çekirdek enflasyonunda görürüz. Merkez Bankası da bunu en yakın izleyen ve en önlem alan kurum olduğu için bunu vurgulaması önemli. Yani burada bir enflasyon hassasiyeti vurgusu çok net. Diğer tarafta Mayıs'tan sonraki toparlanma hızının da talep yönünden bir şey olduğunu söylüyor. Yine bu hem talep biraz da tam net bakmak gerekiyor belki ama birim maliyetler kısmında da yine bir talep yönlü bir şey yansıyabileceğini, yani maliyetleri de yansıyabileceğini belki orada vurguluyoruz. Yani açıkçası bir önceki toplantı notuna oranla daha fazla enflasyon duyarlılığı olduğunu söyleyebiliriz. Zaten değiştirmemesinde aynı çerçevede açıklayabiliriz. Yani değiştirmeme nedenlerini öne koyarken bu maddeleri sunmuş olduğunu görebiliyoruz. Hocam konuşmaya devam edelim aslında. Bu önemli konu hepimiz için, enflasyon meselesi. Şimdi bu rapor önümüzdeki hafta gelecek, enflasyon raporu bakacağız. Fakat acaba faiz indirimlerinin sonuna mı gelindi? İşte 2021'e kadar bir şey yapılmayacak deniyor. Aslında 5 ay da uzun süre, bakmayın dünya için şu ara. Değil mi? Tabii. Bir de öyle bir durum var. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani tahmin edemiyoruz. Çok doğru. 5 evet. Ay. Kaç ay oldu Mart'tan bu yana? İşte yine Nisan, Haziran 3-4 ay oldu. Ondan daha uzun bir süre var ve kış aylarına doğru gidiyoruz. Sonbahar, kış. Dolayısıyla uzun bir süre var ve belirsizlikler yüksek. Maalesef COVID-19'un grafiği de dünya genelinde hani V şeklinde gittiği için, hani bir yükseliş devam ettiği için kaygıyı arttıran bir durumda söz konusu. Dolayısıyla yani bilinmeyenin çok olduğu bir ortamda biz ekonomik aktiviteye ilişkin tüketim ve yatırım kararlarında artışın devamını, yani hızlı devamını en azından çok beklememeliyiz. Covid ile ilgili gelişmeler terse döndüğü zaman, hani ters V şekline döndüğü zaman ancak ekonomiyle ilgili beklentiler daha pozitif tarafa doğru, daha kalıcı yönde belki gidebilir. O da onun da arkasında başka soru işaretleri var. İşte yayının başında konuştuğumuz ticaret savaşı, bunun artık bir soğuk savaşa dönmesinden tutalım. Bu pandeminin yarattığı gelişmeler sonucu dünyada gelir dağılımı sorunlarının çok daha net bir şekilde ortaya çıkması, büyük bir borç sorununun ortaya çıkması, iklim meselesinin tüm sıcaklığıyla devam etmesi gibi sorunlar. Yani maalesef hani dünyanın çözmesi gereken çok sorun var. Dolayısıyla 5 ay ama belki birkaç yıl zor bir dönem bekliyor. Hani bu biraz karamsar bir yorum gelebilir ama biz arkası açısından, yani 1 yıl, 3 yıl, 4 yıl neyse, daha pozitif düşünebiliriz belki. Çünkü dünya bu sorunları çözmedikçe sustainability, yani sürdürülebilirliği yakalaması çok zor. Büyümede de, kalkınmada da, genel istikrar anlamında da. Dünyanın o yüzden
önümüzdeki dönemde gelir dağılımı, borç sorunlarını, yüksek borçluluk, gelir dağılımı, iklim meselesi ve ticaret savaşına yol açan nedenleri azaltmaya yönelik bir döneme ihtiyacı var. Yani çözüm üretmesi gerekiyor. İşte o çözümleri mükemmelini bekleyemeyiz tabii ama kısmen bile başaran bir dünya arkasından daha iyi bir döneme gider. Ama arada zorlu bir süreç var. Ben tabii 5 aylık süreyi çok uzattım ama ilk etapta bizim için önemli olan aşı bulunana ve devreye girene kadar pandemi sürecini nasıl atlatacağımız. Tüm bunlar bir zorluğa işaret ediyor. Ekonomi yönetimleri tarihi boyutta para ve maliye politikası desteğiyle işin daha kötüye gitmesini engellemeye çalışıyor. Muhtemelen başaracaklar. Yani insanlara doğrudan gelir desteğiyle Japonya'da, Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de her yerde muhtemelen artacak. Yani insanın iş yerlerinin kapanmasının önüne geçmek, insanların gelir kaybının önüne geçme konusunda çok büyük kaynaklar aktarılacak. Fakat bunlar işi daha kötüye gitmesini engellemek için ve başarılacak ve önemli, yapılması da gerekiyor. Ama bir taraftan da hani bu dönemde ortaya çıkan ve derinleşen sorunlar ve dünyanın çözmesi gereken o yapısal sorunlar üzerine kafa yormak gerekiyor. Onları görmezden gelmek aslında yine çok kısa sürede yeni sorunlarla karşılaşmaya aday olmak demektir. Hocam şimdi Twitter'dan da bir izleyicimiz yazmış bu ABD için, yine ona dönüyorum ama yazınca döneyim dedim. Bu işte Houston'ı kapattı ABD Çin'in, Çin Chengdu'yu kapattı Amerika'nın, bundan sonrası gelir mi sorusu var mesela bir. Bir de tabii iş ciddileşiyor mu diye soru gelmiş. Bir daha bu konuyu bir daha konuşalım isterseniz. Biraz tabii burada şimdi aslında şöyle mi? Yani siz konuşurken de bir taraftan borçluluk dediniz, derin borçluluk da artıyor. Ne yapacağız bilmiyorum dünya olarak. Şimdi ABD'de seçim var. Çin ABD böyle ciddi gerginleşiyor. Siz dediniz ki Zeliha, bu birinci fazdaki gibi değil, başka bir şey dönebilir. Şimdi pandemi durumunda bu harcanan bir sürü para, ülkelerin borçlulukları vesaire aklıma benim hiç iyi bir şey getirmiyor. Benim aklıma gelen gelmişti sizin aklınıza da. Yani bu ABD Çin arasındaki bu gerginlik olası bir meydanda karşı karşıya getirir mi ikisini? Yani bu riskler tabii ki var, olur. Çünkü bir soğuk savaş kelimesinden kullanıyoruz. Yani bunu bütün dünya kullanıyor. Çin kullanıyor, Amerika kullanıyor. Birçok artık bununla ilgili yazılan, çizilen konferanslarda sağda solda söylenen sözler görüyoruz. Hani 1945 sonrası dünya böyle bir dönem yaşadı. Hani böyle sıcak çatışmalara doğru yaklaştığı noktalar da oldu dünyanın. Bu riskler var elbette ama hani hem temenni olarak söyleyeyim, umarım böyle noktalara asla yaklaşmayız. Hem de bu işin tabii yorumu biraz daha detaylı, konu uzmanları da yapabilir. Hani uluslararası ilişkiler boyutu gelebilir ama benim tahminim o noktalara gitmeyecektir. Çünkü bunun her iki tarafta çok yıkıcı, yani burada hiçbir kazanan olmayacağının farkında olur diye düşünüyorum ama tabii ki bu risk var. Bu daha çok bir soğuk savaş boyutunda gitmeye aday bence. Ama tabii her şeyi yönetmekte çok kolay değil ülkeler açısından. Yönetmeye çalıştığı bir noktada kontrolden de çıkabilir. Bu riskler her zaman var maalesef diyelim. Yani çünkü sonuçta bu pandeminin getirdiğini, ülkelerin ekonomilerine getirdiklerini gördüğümüz için hocam, eskiye döner mi sorusu yok, soruluyor hep. Yani pandemi öncesi ekonomi. Evet. Zor galiba, o zor. Yani biz yeni şeyin yeniden piyasanın ekonomi açısından, dünya düzeni açısından, yani alfabesinin yeniden yazıldığı, kuralların yeniden belirlendiği ya da yapının değiştiği bir döneme giriyoruz. Yeni normal farklı olacak. Arada sıkıntılı, zor bir dönem olabilir ama onun arkası muhtemelen iyi olur. Yani çok umutsuz olmaya gerek yok. Hani dünya sıkıştığı zaman biraz bu tür dönemler çözüm konusunda da daha mecburen hızlı olunan dönemlerdir. O açıdan belki umutlu olabiliriz. Dünya bazı sorunlarını hep öteliye öteliye geldi. Şimdi çözme zamanı, buna kafa yorma zamanı, belki ona yol açacak. Mesela Avrupa Birliği'nde de görüyoruz mesela. Yani çok kolay alamayacakları kararları almaya başlıyorlar. Hibe, belki 3-4 yıl önce, 10 yıl önce hiçbir şekilde asla dedikleri bir noktada çok büyük boyutta rakamlara evet diyebiliyorlar. Dolayısıyla daha farklı bir resim bizi bekliyor sanırım.
Hocam son bir iki dakika var ama o konuya da gireyim dedim. Hızlı geçmiş, yine geride kaldı. İstihdam paketi evet. Geçti meclisten. Bakabildiniz mi biraz detaylara? Vallahi şöyle bir hani ana hatlarıyla baktığımda gördüğüm kadarıyla bugüne kadar son pandemi sonrası Türkiye'de uygulanan kısa dönem çalışma ödeneği, işten çıkarma konularında ki sürelerin uzatılması, yani bu yapının en azından korunması, Türkiye'de istihdam kaybının önüne geçmek konusunda bir adım. Yani genel anlamda yerinde buluyorum. Doğru, evet, yani şu anda Türkiye'nin bunları yapması gerekiyor. Özellikle işsizliğin önüne ya da işini kaybedenlerin işsizliği belki bir miktar tamamen engelleyemeyeceğiz ama özellikle bu durumda olanların desteğine yönelik bir paket. Daha fazlası yapılması gerekiyor hani doğrudan gelir desteği anlamında, ama bu da bence şöyle bir şey, yani önümüzdeki dönem belirsizlikler var, zorluklar var, bu anlamda 3'er aylık, 6'şer aylık, hatta 1 yıla yakın bir süreyle mevcut uygulamaların uzatılması söz konusu olabilir. Dolayısıyla böyle bir tablo görüyoruz. Yani mevcutun korunma çabası bence yanlış değil, doğru, ama çok daha da fazlasına ihtiyaç var kanaatindeyim. Yani bizim bütçeden doğrudan gelir desteği, yani sadece kısa çalışma ödeneği değil, işten çıkarmanın yasaklanması değil, gelir kaybını telafi edici ve işletmelerin sabit maliyetlerine ortak olan bir programa, bütçe desteğine de ihtiyacımız var. Benim görüşüm bu yönde. Erhan Hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İyi hafta sonları dileyelim size. Ve biz bir araya gidelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sunar. Evet, vadeliler sabah eksi başlamıştı, eksi devam ediyor bu arada. Tabii az önce yayında da hocamızla da konuştuğumuz üzere ABD-Çin arasındaki gerginliğin arttığı birkaç gün yaşıyoruz. Son olarak gelen haber ise, terminale düşen haber ise Çin'in de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Chengdu konsolosluğunu kapatmasını istediğine dair. Bu hafta içerisinde hatırlayacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri Houston'daki Çin temsilciliğinin kapatmasını istemişti. Çin'in 5 tane var Amerika Birleşik Devletleri'ne, bir hatırlatma yapmak gerekirse. Ve ABD tarafında Dışişleri Bakanı Pompeo'nun açıklaması, orayı casusluk üssü olarak kullanıyorlardı diye bir açıklaması var bugüne yansıyan haberlerde. Çin'den de böyle bir adım geldi şimdi. Amerika'nın Çin'deki konsolosluğunu kapatmasını istiyor. Peki yarın ne olacak? İşte bu soru işaretiyle birlikte borsa tarafında eksiler görüyoruz. Dün de eksi kapatmıştı. Bugün de vadeliler eksi de. Dow Jones vadeliler %0.4 eksi işlemler devam ediyor. Nasdaq keza aynı şekilde %0.5'lik kayıp var. En az düşenlerden S&P vadeli %0.3. Önümüzdeki haftaya baktığımızda Fed'in faiz toplantısı ve faiz kararını göreceğiz biz. 28-29 Temmuz tarihlerinde. Karar da 29 Temmuz çarşamba günü gerçekleşecek, gelecek Fed faiz kararı. Tabii bundan sonraki açıklamalar da önemli olacaktır. Ve tabii bu trilyon dolarlık teşvikle ilgili açıklamaları da yakından takip ediyor olacağız biz önümüzdeki hafta itibariyle. Norsiyem, ABD vadeli işlemler piyasalarını sundu. Peki Asya tarafına gideceğiz. Ersoy Erkazancı karşımda. Ersoy, şimdi tabii tüm piyasalar ekside. Vadeliler. Belki ekstra bir şeyler vardır, bilemiyorum. Dün de öyleydi. Türk borsası haricinde genel olarak eksiler gördüm ben. Asya nasıl? Bir de bu ABD için durumunu da biraz açar mısın bize? Diğer taraftan petrole yönelik ben net bir haber akışı görmedim. Net bir başlık göremedim ama sende belki vardır. Çok ciddi bir hareket görmüyoruz tabii de. Evet Zeliha, günaydın. Özellikle tabii ki Amerika-Çin konusu bu hafta ve bugün de gündemde. Çin hemen bir karşılığını, demin sen de söyledin, Chengdu'daki Amerikan konsolosluğunu kapatması istemişti.
Houston'dakini, Houston'daki için başkonsolosluğunda Amerika istemişti. Bu böyle herhalde devam edecek karşılıklı atışmalar. Buna ek olarak özellikle Pompeo'nun Çin'le, Şii'yle, Komünist Parti'yle ilgili çok sert açıklamaları vardı. İşte artık iflas etmiş totaliter ideolojiyi hala Çin savunuyor dedi. Çin halkı bunu görmeli. Bu o kadar net ki doğruyla yanlış arasındaki bir seçim dedi. Trump benim için anlaşma artık çok önemli değil. Çin'e çok kızgınım, virüsü dünyaya yaymakla ilgili dedi. Yani giderek Amerika'nın Çin'e karşı tonu artıyor. Ama bu piyasaları etkiliyor mu etkilemiyor mu? Bugün etkiledi ama belki de Amerikan borsaları düştü diye Asya borsaları düştü ama bugün yine kıpkırmızı ekranlar vardı Asya tarafına. Bu hafta hatırlarsan karışık görüntü vardı. Çin artıdayken diğer borsalar eksideydi. Diğer borsalar artarken Çin eksideydi ama bugün hepsi kıpkırmızı. Japonya'nın tatil olduğunu hatırlatayım. Dün denizcilik günü sebebiyle kapalıydı. Bugün de spor günü sebebiyle Japonya tatil. Ama hem Şangay'ın eksisi %2'nin üzerinde hem de Güney Hong Kong'da %2'ye yakın ekside. Yani negatif bir piyasa var. Tabii Amerika'dan bahsettim. Amerika'da işsizlik başvuruları beklenenden fazla geldi. O yüzden Amerikan borsaları düştü. Nasdaq'ta da sert düşüşler vardı. Onun da etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ama bu Çin-Amerika konusu tabii piyasa nasıl fiyatlayacağını tam bilemiyor. Niye? Hem bol likitte var, borsalar yükseliyor, hem de seçimlere yaklaşırken zaten iki tarafta bunu kullanacak gibi gözüküyor. Bunun daha sık olmasını göreceğiz. Bu hafta içinde sadece Çin-Amerika değil, Çin-İngiltere gerilimde arttığını gördük Sedia. Petrol fiyatlarını sordun, 41 dolar ve 43 dolar seviyesinde. Bu hafta ilginç bir şekilde 45 dolarlara yaklaşmıştı. İlginç bir şekilde diyorum çünkü senin de söylediğin gibi hiç yeni bir haber, bunu besleyecek bir haber yoktu. Tam tersine Amerika'da haftalık stoklar yükseldi. Hem özel sektörün hem resmi rakamların hem de biliyorsun Ağustos ayında bu üretim kesintileri 9.7'den 7.7'ye düşecek. Ama buna rağmen petrol fiyatları 43 dolar üzerinde tutunuyor. Belki bu Avrupa Birliği'nin teşviği ve Amerika'daki teşvik konuşmaları biraz etkili olmuş olabilir. Bakalım yani 43 dolar üzerinde tutunursa da orada olmaya devam eder. Son olarak da hep konuşuyorsunuz. Altın bence bu haftanın en büyük kazananı, işte 1900 dolarlara yaklaştı. Ona dikkat çekmek lazım. Son bir haber dikkatimi çekti. Onu da bitiriyorum Zeliha. Çin, işte hep teknoloji savaşları konuşuyoruz. Bugün Mars'a bir füze gönderiyor. Orada su var mı? Daha önce hayat oldu mu? Bunu araştıracak. İlginç bir haber dikkatimi çekti. Paylaşmak istedim. Zeliha. Teşekkür ederiz. Evet, artık dünya kimseye yetmiyor. Görünen o. Teşekkürler Ersoy. Şimdi de BloombergKT.com'da öne çıkanlar. İstihdam paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun teklifi görüşülerek kabul edildi. Kabul edilen kanunla birlikte kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Koronavirüs salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki veriyor. Diğer haberimize devam edelim. Bloomberg.com'da yer alan. Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleyecek. Teklifle internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanuna sosyal ağ sağlayıcı şeklinde yeni bir tanımlama getiriliyor. Bu kapsamda kullanıcıların internet ortamında sosyal etkileşim amacıyla metin, görüntü, ses,
konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanacak diyor. Haberin detaylarını bulunbölkeyt.com'da bulabilirsiniz. Devam edelim. Yerel basında. Öncelikle habertürk.com'la başlıyoruz ilk haberimize. Türkiye-İspanya JETCO anlaşmasını imzaladı. Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye ile İspanya arasında ticari ve ekonomik ilişkiler ivmelendirerek devam ettirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Video konferans yöntemiyle katıldığı Türkiye-İspanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi toplantısı imza töreninde yaptığı konuşmada iki ülke ilişkilerinin 1,5 asırdır mükemmel şekilde devam ettiğini söyledi. İki ülkenin turizm alanındaki işbirliğinin önemine dikkat çekti. Uluslararası ticaret çok önemli deniliyor. Dünya Gazetesi, kredi hız kesti, faiz yükselişte. Veriler düşük faiz ve aktif rasyosu desteğiyle sağlanan kredi genişlemesinde sona gelindiğine işaret ediyor. Konut kredisindeki artış hızı %5,4'ten 2,9'a geriledi. Kamu bankaları frene basıyor. Edinilen bilgiye göre kamu bankaları kredi faizlerinde artışa gidiyor. Vadeler ve geri ödemesiz dönemleri de kısaltıyor. İlk aşamada ikinci el konut ve otomobil faizlerinin artırılması bekleniyor diyor haberde. Dünya Gazetesi'nde oldukça önemli bir haber. Bir haber olarak karşımızda bu haber. Bakalım nasıl bir gelişme yaşanacak. Hürriyet Gazetesi. Seçmeli teşvik dönemi. İşveren 864 TL prim desteği veya 5 puanlık prim indirimini tercih edecek. İstihdam paketiyle birlikte gündeme gelen düzenlemeye göre normal çalışma düzenine dönen iş yerlerine her çalışan için 868 TL'lik prim desteği verilecek. Ancak işveren 864 TL'lik prim desteği veya 5 puanlık prim indirimi seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Kısa çalışma ve ücretsiz iznin yerine geçecek 864 TL'lik prim desteğinde toplam maliyetin 12 milyar TL'yi bulması bekleniyor diyor Hürriyet Gazetesi'ndeki yer alan haberde. Sabah Gazetesi ile devam edelim. Havacılık sektörü türbülanstan çıkıyor. Salgından en fazla etkilenen sektörlerin başında gelen hava yolu, hükümetin arka arkaya devreye aldığı önlemler, turizm sezonuyla beraber uçuşların başlamasıyla yavaş yavaş türbülanstan çıkıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, pandemiden en fazla etkilenen sektörün ulaştırma olduğunu, pazardaki fiyatların tüm dünya genelinde yükseldiğini belirtti. Yolcu uçuşlarının açılmasıyla bu denge yeniden düzelmeye başlayacak diyor bakan. Ve son habere gidiyoruz. Milliyet. Çekirdek keyfi tohumdan gelecek. Son dönemde tüketimi artan Çin'den ithal çerezlik ay çekirdeği Türkiye'de de üretilmeye başlanacak. Bu sezon Çin orijinli ithal tohum eken üretici yerli tohumun da gelecek sezona yetişeceği beklentisinde denilmiş. Çerezlik ay çekirdeğinin uzun yıllar merkezi konumunda bulunan Kahramanmaraş, Elbistan'da büyük firmalardan Aybaklar'ın sahibi Hamit Yıldırım kendi tohum denemelerinde sona yaklaştıklarını belirtti. Bu alanda tescilleri de yaptırdıklarını söyledi. Şimdi efendim konut dedik de dün de konuklarımız vardı. İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşağı ve Acarlar Şirketler Topluluğu Pazarlama Grubu Başkanı Bilge Özdemir. Düşen faizlerin ardından konut fiyatlarındaki değişimi tartıştılar. Ve biz bu ilk sözü burada bitiriyoruz. Birazdan Açıl Sezen sabah raporuyla karşınızda olacak ama haberimizi de biz izleyelim. Talebin tabii oluşması iyiydi. İlk başta gayet güzel gidiyordu. Fakat fırsatçılar piyasaya çıktı bu defa. Fiyatların yükseldiğini gördük. Hatta ilk hafta içinde %10 gibi bir yükselme biz tespit ettik. Akabinde o 2-3 hafta içinde 25-30'a hatta bazı müstakil evlerde ve bazı müstakil ev yapmaya uygun arsalarda da %50'ye kadar çıkan maalesef yükselişler oldu. Bu da piyasayı tedirgin etti. Çünkü alıcı profilimiz belli bizim. Yani uzun zamandır biz söylüyorduk. Mevcut alıcı kitlemizin ihtiyacı, talebi, gücü ve finansmanı şu şekilde diyorduk. Ve buna uygun fiyatlama ve buna uygun bir finans sistemiyle ancak netice alınabileceğini ifade ettik. Tamam, yani fiyatlar bir uygun hale gelmişti. Faiz de istediğimiz seviyeye indi. Fakat oyun bozuldu. Evet. Bir anda yükselişleri
maalesef vatandaşın o faizden elde edeceği avantajı bazı fırsatçı düşüncelerin bunu biz alalım, biz cebimize atalım gibi maalesef yaklaşımları bu işe biraz sabote etti. Sayın Aşan'ın belirttiği gibi konut fiyatları arttı noktası. Efendim son 3 yıldan beri zaten ekonomik krizin üstüne bir de sağlık krizi yaşadık. Ve yaklaşık olarak inşaat maliyetlerinde %110'a yakın bir artış rakamlara yansıtılamamıştı. Bunun sadece %30'ları 40'ları yansıtıldı. Bugün İstanbul metropolü dünya metropolüdür. Dünya metropolünde artık 2000 dolar, 3000 dolar seviyeleri konuşurken bu fiyatlar birden arttı noktası biraz haksızlık oluyor. Artma değil, kazanılan, kaybedilenlerin tekrar kazanımına başlanması olarak değerlendirilmesi lazım.